Kimleri var yüzünde? Ay, bu çiçekleri masanın da ortasına koyduk mu misafirimiz için her şey hazır olmuş olacak. Aferin kız sana Firuze. Mükemmel bir kahvaltı sofrası hazırladın. Günaydın Firuze'ciğim. Ay, günaydın Betüş Hanım. Koyayım mı çayınızı? Günaydın. Aa, çocuklar uyanmadı mı ya? Saat 8, hemen çıkmamız lazım. Uyandılar, uyandılar. Bir görseniz çilek heyecandan ölüyor. Aa, biz de çok heyecanlıyız Firuze'ciğim. Yani ilk defa evimizde yabancı bir çocuğu misafir edeceğiz. Nereliydi bu çocuk? İskoç. 23 Nisan'a kadar burada mı kalacak? Evet. O zaman ona en güzel Türk yemeklerini pişireyim. Konukseverliğimizi ve mutfağımızı güzel gösterelim ki o da ülkesine dönünce herkese anlatsın, değil mi? Görüyorum ki sen şimdiden işe koyulmuşsun. Cem uyanmadı mı? Christopher'ı karşılamaya bizimle birlikte gelecek. Uyandı. Uyandı ama odasından çıkmıyor. Aa, ama bu çocuk da çok uzattı canım. Neyse şununla bir konuşup hemen geliyorum. Aa, Sadıkçığım biraz acele et lütfen. 10 dakikaya kadar evden çıkmamız lazım. Tamam tamam. Ne? Kahvaltı etmeden mi gideceksiniz? Ay Firuze, sen bize arabada atıştıracağımız bir şeyler hazırlayıver, olur mu? Peki. Gir. Cem, madem kalktın da niye aşağı gelmiyorsun çocuk? Eylem yapıyorum. Ne eylemi? Oturma eylemi. Ne? Evimize hiç tanımadığımız birinin gelmesini onaylamıyorum. Ayrıca odamı hiç tanımadığım biriyle paylaşmak istemiyorum. Cem çok ayıp. O çocuk sadece 23 Nisan dolayısıyla geliyor. Ne olur sanki birkaç gün iyi bir ev sahibi gibi davransan ona. O benim misafirim değil ki. Çilek Hanım'ın misafiri. O düşünsün. Cem. Baba bana hiç öyle kötü kötü bakma. Ya Tuğçe bize gelecek ve ben onunla odamda rahat rahat oturamayacağım. Niye? Çünkü küçük kız kardeşim 23 Nisan için eve bir yabancıyı davet etti. Çocuk çıka çıka erkek çıktı. Evdeki tek erkek de ben olduğum için benim odamda kalacak. Ya bu haksızlık. Pardon. Bu oturma eylemini bozduğum anlamına gelmez. Cem. Büyüdükçe ne kadar problemli bir çocuk olmaya başladığının farkında mısın sen? Baba işte ben de bundan bahsediyorum. Ya ben artık büyüdüm. Ya çocuklardan bana ne? Benim bayramım 23 Nisan değil ki. 19 Mayıs. Öyle mi? Çok güzel. Ama bir baba olarak senden o çocuk buraya geldiği zaman iyi davranmanı istiyorum. Anlaşıldı mı? Her ne kadar havaalanına bizimle birlikte gelmeyeceksen de ona iyi davranacaksın. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. Sadıkçığım ne oldu, konuştun mu? Sanırım hallettik hayatım. Hiç sanmam Sadık Bey. Cem bugünlerde pek bir sinirli. Ay çocuk daha ergenliğe yeni yeni gidiyor. Gitmeyin üstüne lütfen. Şekerim biz onunla sakin sakin konuştuk. Merak etmeyin. Ya, kızlar nerede? Geç kalıyoruz. Geldik. Günaydın. Kızım ne bu halin? Ay, evet yavrum, yani kreş yok, 23 Nisan provan yok. Niye böyle giyindin? Biliyorum baba ama kreşi karşılamaya böyle gideceğim. Vay başıma gelenler. Ama yavrum yani şimdi sen böyle yat kalk böyle bu kıyafetle dolaşırsan işimiz iş seninle. Söyledim ama dinlemiyor baba. Bana ne, misafirimizi karşılamaya böyle gideceğim. Eğer izin vermezseniz sabaha kadar çalarım. Tamam hayatım, tamam Çilek'cim. Sadıkçığım hiç uzatmayalım bu mevzuyu. İstediği gibi giyinsin Çilek. Bence de. Bence de Sadık Bey. Pes yani, neyse hadi çıkalım geç. Hadi yürüyün masallar diyarından geldi. Anne,
Ne okuyorsun karıcığım? Gazete. Hayır, öyle sormadım. Yani hangi haberi okuyorsun diye sordum. İlgimi çeken bir haber var da onu. Öyle mi? Neymiş o? Allah Allah. Sanki ilgilendiğim şeylerle sen de ilgileniyormuşsun gibi bir hava yaratmıyor musun Avni? Deli oluyorum. Metroseksüel erkekleri anlatan bir yazı var da ona bakıyordum. Müsaade edersen tabii. Suzan, sen son günlerde çok taktın bu metroseksüellere. Efendim? Meteor mu? Daha adını bile doğru düz söyleyemiyorsun Avni. Tabii teleskopla perilere bakmaktan algıların bozuldu, şartlandın. Ben metro diyorum, sen meteor diyorsun. Bir dakika, sana ne el alemin metro bilmem ne erkeklerinden? Ne yapalım hayatım? Gözümüzün önünde adam gibi doğru dürüst bir erkek olmadığından biz de ideal erkek yazılarıyla idare ediyoruz işte. Öyle mi? Bundan sonra sana men ediyorum böyle haberleri okumayı, tamam mı? Yok ya, sen kim olasın da beni men ediyormuşsun ha? Nereden çıktı şimdi böyle horozlanmak ha? Nereden? Bak biraz boş bıraktık diye hemen başka alemlere dalıyorsun. Ne oluyor? Bana baksana sen. Yeni mi kafanıza dank etti Avni Bey? Geçmiş ola hayatım, geçmiş ola. Ben seni burada perilere bakmaktan men ederken düşünecektim onu. Öyle mi? Bundan sonra böyle haberler okumayacağım. Aa! Ben ideal erkek olamaz mıyım? Ben metroseksüel olamaz mıyım? Olurum. Hem de en iyi metro ben olurum, tamam mı? Sen? Evet. Metroseksüel? Evet. Aynı cümle içinde. Evet. Ay Avni, güldürme beni. Sen mi metroseksüel olacaksın bu göbekle? İmkansız hayatım. Ay. Terbiyesiz. Ay bu beni kıskandı. Vallahi kıskandı. Bana baksana sen. Avni. Metroseksüellikmiş, yok ideal erkekmiş bilmem. Avni, gel buraya gel, sen beni kıskandın. Kıskandın. Evet, kıskandım. Ne olacak? Ya nedir bu metroseksüelliğin özelliği? Sana nesi cazip geliyor anlamıyorum. Sen sahiden merak ediyor musun? Evet, ediyorum. Yani nedir onlardan benim eksiğim, merak ediyorum. Yani anlatsam ne değişecek bilmiyorum ki. Şu saatten sonra senin çağa ayak uydurman biraz zor hayatım. Anlat bakalım, ona karar verecek olan benim, tamam mı? Perilere bakıyoruz ya, ölmedik daha. Allah'a şükür evliliğimizi kurtarabilirim. Hadi anlat. Cem, bozma sofrayı. Tamam Firuze abla, bir şey yapmadık. Cem, bozma sofrayı. Seni duydum. Aman iyi, tamam. Amma da meraklıymışsınız. İyi ki bir yabancı çocuk gelecek. Özentiler. Hiç Türkçe biliyor mudur acaba? Nereden bilsin? Bilmemesi daha iyi zaten. Az konuşur. Ay ne ayıp Cem. Onunla aynı odada yatacak olan benim ama. Ya çocuk geveze bir şey çıkarsa, düşün halimi. Bugünlerde dünya sadece senin için dönüyormuş gibi davranmaya başladın. Bu halin anneni babana ne kadar üzüyor, farkında mısın Cem? Bana da bir şey benim de isteyip istemediğimi sorsalar problem olmaz. Sordular ya, ben şahidim. Cem Çilek 23 Nisan'da yabancı bir çocuğu misafir etmek istiyor. Ne dersin demediler mi? Dediler. Dediler ama hatırlarsan ben kabul etmemiştim. Ama hatırlarsan bu ailede demokrasi var. Çilek, Ceren, annem, babam ve ben hepimiz kabul ettik. Bir tek sen karşı çıktın. Kız misafir gelseydi o zaman ne diye erkek geliyor? Senin derdin anlaşıldı. Ben bunu Tuğçe'ye söylemezsem. Ne alakası var Firuze abla? Alo? Ah, tamam tamam, bekliyoruz. Gözün aydın, Cem gelmişler, arabayı park ediyorlarmış. Bakalım nasıl bir şeymiş. Gördüm, geliyorlar. Benim gördüğümü sen de görüyor musun Firuze abla? Neyi? Misafirimizi. Bak bak, Chris'e bak. Bu da ne be? Tabii ya, çocuk İskoç. Ben bunu niye daha önce düşünemedim ki? Bu durumda Chris kızların odasında kalacak. Hello, my name is Chris. Hello, welcome Chris. Hadi bakalım. Merhaba, sulama zamanı. Hadi benim için biraz fazla fani işi ama sizi sulamaktan çok büyük keyif alıyorum. Kızım, eğer saçımı daha fazla çekmeye devam edersen bir gün senin yüzünden kel kalacağım.
Ama çok eğleniyorum anne. Ama benim canım acıyor. Perilerin canı acımaz ki. Acımaz olur mu hiç? Hem sen her şeyi bilmek zorunda mısın bakayım? Ve bu kadar yaramaz olmak zorunda mısın? Bana masal anlatırsan uslu dururum. Masal mı? Ah be kızım, bildiğim bütün masalları sana anlattım. Anlatacak masal kalmadı ki. Yeni masallar uydur o zaman. Yoksa nasıl geçecek 8 ay? Sen de haklısın. Yeni masal, yeni masal. Bak ne diyeceğim. Elimizde yeni masal olmadığına göre seni eğlendirecek yeni bir şeyler bulmamız lazım. Hı? Ama senin de bana söz vermeni istiyorum. Artık annene sihir yapmayacaksın. Olur mu? Tamam anne. Ama biraz karnım aç. Benim de. Ne yapalım biliyor musun? Şimdi Betüşlerin kafesine gidelim. Orada seninle çok güzel bir pasta yiyelim. Yaşasın. Ay geç kaldık. Gitmemiz lazım. Eda. Eda. Anneannem sesleniyor. Duyuyorum kızım. Efendim anneciğim. Torunum nasıl? Sen nasılsın? İkimiz de gayet iyiyiz, merak etme. Birazdan Betüş'ün kafesine gideceğiz. Suzan'a yardım etmek için söz verdik. Ne? Anne ne yaptın? Hamile hamile çalışamazsın, buna dünyada izin vermem. Anne o kadar abartılacak bir şey değil. Alt tarafı Betüş yok diye Suzan'a kafede yardım edeceğim. İki sihirle bulaşık yıkayacağım, o kadar. Aa elime mi yapışacak canım? Sen burada babanla kal, ben gider senin yerine çalışırım. Ay gözlerim yaşardı. Barıştınız barışalı ne düşkün bir anne oldun sen. Beni iğnelemekten vazgeç Taci. İğnelerim tabii. Sen birine bu kadar iyi davranıyorsan altından mutlaka bir hinlik çıkar. Ayol adımız çıkmış 9'a inmez 8'e. Hiçbir art niyetim yoktu. Sadece kızımın yorulmasını istemedim, o kadar. Ne var bunda? Edacığım hadi sen ister burada kal ister evine git. Ben gider senin yerine kafede çalışırım. Ama biz gidip pasta yiyecektik anneanne. Ondan kolay ne var? Al işte sana pasta. Canım anneannem benim. Ay biri burnumu sıktı. Sesi çıkmadığına göre kesin bizim ufaklıktır. Ay ay ay. Daha dışarı çıkmadan sihire başvuruyor. Bir de çıkınca ne olacak? İşimiz iş seninle. Hadi bırak şimdi annem pastasını yesin. O pasta da senin küçük midene gitsin. Sen de çabuk büyü tamam mı güzelim? Ben kafeye gidiyorum. Peki madem. Anne teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi gel biz gidip pastamızı yiyelim. Sana da garip gelmiyor mu Eda? Annen durup dururken iyilik yapmaz. Altından bir şey çıkarsa hiç şaşırma. Sihirli aynadan bakalım dede. Bir şeyler çevirip çevirmediğini anlarız. Aferin benim akıllı kızım. Oo, ben geldim. Aa, Dudu teyze. Ben Eda'yı bekliyordum, sen geldin. Hoş geldin. İyi işte, ben de onun yerine geldim zaten. Hayrola? Aa, biliyorsun, kızım hamile. Onun bu halde çalışmasını istemedim. Onun için ben yardıma geldim. Siz? Hayret. Aa, ayol ne var bunda bu kadar hayret edecek? Ay, ben o kadar kötü bir anne miyim? Aa, yok canım yok ya, estağfurullah, ondan değil de. Yani ne bileyim ben... Biliyorum, biliyorum. Ay, niye bana kimse bunu yakıştıramıyor canım? Bak göreceksiniz, bundan sonra çok iyi bir anne olacağım. Gördün mü baba? Boş boşuna annemin günahını almışız. Gözlerime inanamıyorum. Bence siz anneanneme bazen çok haksızlık ediyorsunuz. Ben onu tanıdığımdan beri çok iyi bir peri o. Ya gördüm Firuze aslında. Is she your mother? Yes, he is my father and she is my sister. Oh. Babası da etekli. Very good Chris, very good. Şşşt, çok ay. Ya ne konuşuyorsunuz? Hiçbir şey anlamıyorum. Ben de. Chris bize fotoğraftakilerin kimler olduğunu söylüyor. Abim de idiot idiot gülüyor. Kimlermiş? Annesi, babası, bir de kız kardeşi. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ya hem İngilizce bilmiyorsun, hem eve yabancı davet ediyorsun. Ne diye durup dururken düzenimizi bozdun?
Cem, Chris'in yanında ayıp olmuyor mu? Biraz evladım, kendine gel. Ama nasıl olsa anlamıyor. O iyi ki Chris 3 gün odamda kalacak abi. Biz ne yapalım Tuğçe her gün bizde? Biz sesimizi çıkartıyor muyuz? Çilek! Beni kızdırma abi. Yoksa kafanı böyle patlatırım. Affedersin Chris. She said sorry Chris. No problem. You are so funny. Ya ne demezsin? Neyse artık ben işe gidiyorum çocuklar. Ben de kafeye gitsem iyi olacak. Bir dakika, bir dakika. Daha İskoçyalardan buralara kadar geldi. Misafirimizi evde mi ağırlayacağız? Şey bak kızım, bugün annen de ben de çalışıyoruz, tamam mı? Akşama gelince gezeriz. Ha bu arada Chris gezmek isterse abin sizi gezdirir. Pışık, başka derdiniz? Madem hepiniz Chris'in gelmesini istediniz, sorumluluk sizin. Birazdan Tuğçe gelecek, biz onunla evde oturacağız. Sırf inatsın abi, sırf. İnşallah bir gün başka bir ülkeye gidersin de orada sana da böyle davranırlar. Sen de üzülme Çilek. Ben şimdi Kerem'i ararım, o bizi gezdirir. Bizim misafirimizden Kerem'e ne? Bak Ceren, erkek arkadaşım var diye sesimi çıkarmıyorum. Ama onunla gözümün önünde buluşacaksın. Dışarıya çıkmak yok. Ya baba şuna bir şey de, Kerem'le dışarı çıkamaz mıyım? Çıkabilirsin kızım. Ben kızıma güveniyorum Cem. Aslan babacığım benim. Ay tamam tamam yavrum tamam. Hadi ben üstümü giyineyim bari. Ben Kerem'i arayayım. Al bakalım. Chris, we have to go to our work, ha? See you later. We will go to outside with Chilek and with my boyfriend. I see. Okay. Hadi bakalım. Aa, ne kadar çok. Bunları oku oku bitmez. Bütün vaktimi bunları okumakta geçirirsem ben akşama kadar nasıl metroseksüel olacağım? Başka bir çare bulmam gerekiyor. İyi düşün Avni, başka bir çare bulmalısın Avni. İyi düşün Avni. Buldum, buldum. Daha önce niye aklıma gelmedi? Tabii ya, tabii ya. Ben de tanıdığım metroseksüellerden fikir alırım. Mesela Sadık Bey, Yavuz Bey, Kendal Bey. Akşama ideal erkek neymiş göstereceğim sana Suzan. Sağ olun, metroseksüel erkek geliyorum. O nasıl olur ya? Bye bye. Have a good time. Şey hayatım, madem arabayı bana verdin, geçerken seni de bırakayım. Aa yok canım, hiç gerek yok. Ben şuradan kestirmeden kendim hemen gideyim. İyi, nasıl sen de işine geç kalma. Tamam canım, hadi iyi işler. Hadi akşama görüşürüz tamam canım benim. Sadık Bey, merhaba. Anne Bey, merhaba. Bakın iyi olacak, aslında doktorun ayağına gelirmiş. Ben de tam sizin iş yerinize gelmek üzereydim. Hayırdır? Hayır, hayır. Size, Yavuz'a bir de Kendal Bey'e soracağım bazı şeyler var. Bana biraz zaman ayırabilir misiniz acaba? Tabii tabii, ayırabiliriz. Buyurun gidelim o zaman. Güle güle Avni Bey. Özür dilerim Peri Hanım. Yani Betüş Hanım, acelemden sizi görmedim. Kusura bakmayın. Ya, evet tabii. Artık siz arkamızdan uçarak gidersiniz. Sağ olun. Hadi gidelim. Teşekkür ederim. Bakar mısın teyze? Buyur evladım. Paslama çikolata sosu istiyorum. Aa Dudu teyze, yeter artık vallahi, hiç içim el vermiyor senin böyle devlik bir koşturmana. Yeter vallahi, yeter. Ayol ben yorulmuyorum ki. Ay nasıl yorulmuyorsun şekerim? Sabahtan beridir kafe tıklım tıkış. Bütün gelen müşterileri sen ağırladın. Bir de üstüne üstlük bulaşıkları yıkadın. Vallahi kendimi kötü hissediyorum. Hissetme. Yılların el çabukluğu evladım. O iyiydi, yiyelim vallahi. Anne. Kolay gelsin. Sağ ol. Heh, nihayet geldim Betüş. Geldim İskoçyalı. Nasıl biriymiş çok merak ettim. Çatladı meraktan. Geldi geldi. Görseniz bayılırsınız. Çok şeker. Ay gitmeden ben de görseydim keşke. Ay ben de görmek isterim. Şey hani sen bugün kafeye geç geleceksin diye Eda bana yardıma gelecekti ya. İşte onun yerine ben geldim. Ya kıyamamış hamile kıza. Annem. Allah Allah. Hayret. Aa, ne var bunda hayret edici? Ayol herkes hayret etmeye başladı. Kızlarıma yardımcı olamaz mıyım yani? Yalnız Eda için değil, senin için de yaparım bunu Betüş'cüğüm. Tabii canım. Bakma öyle şaşkın şaşkın kadına. Vallahi sabahtan beridir arı gibi bir oraya bir buraya vızır vızır çalışıyor. Eda nerede şimdi? Eda evde. Sen evde kal, dinlen kızım dedim. Ha.
çikolata sosunu getirsen artık diyorum teyzeciğim. Derhal arkadaşım. İyi olur teyzeciğim. İşte böyle baba. Yavuz da babasıyla barışınca her şey yoluna girdi. Çok sevindim. İnşallah ömür boyu bir daha küslük olmaz. Umarım olmaz. Kızım, hani sen bana söz vermiştin, artık yaramazlık yapmayacaktın? Buranın hali ne böyle? Anneannenin antikaları kaç bin yıllık sen biliyor musun? Kırılırsa ne yaparız maazallah? Kırmam anne. Kırarsam da sihirle yapıştırırım. Vallahi bu torun çileğin kopyası olacak Eda. Ne yaramaz olacağı şimdiden belli. Sorma baba. Bütün gün böyle. Bir tek masal anlatınca uslanıyor. Masal anlatalım o zaman. Anlatmadığım masal kaldı mı diye sorsana. Kül kedisi. 8 kere anlattım. Pamuk prenses. Ezbere biliyorum. Peki uyuyan güzel? Bitti babacığım, bitti. Bildiğim bütün masalları kaç baskı anlattım. Artık dinlemiyor bile. Pekala, bunu bilmediğine eminim. Köpek prense ne dersin? Köpek prens mi? Yaşasın, bilmediğim bir masal varmış. Köpek prens ha? Baba bak, bunu ben de bilmiyordum. Gerçi adı hiç yabancı gelmiyor ama. Gelmez tabii. Bu masal Kurbağa Prens masalının başka bir versiyonu. Benim masalım. Köpeğe çevrilen bir prensin sevdiği prenses tarafından öpülüp eski haline dönme hayalini anlatıyor. Ah babacığım ah. Ağlamayı bırak şimdi. Anlattıklarımı sihirli aynada oynat da torunum izlesin. Tamam babacığım. Tamamsa hadi bakalım hazırlanın. Ha çok güzel oldu. Dinleyin bakalım Taci ve Dudu'nun aşk masalını sevecek misiniz? Efendim bir varmış bir yokmuş. Girin. Benim baba. Gel oğlum. Sana bu yılın trend parfümlerinin listesini çıkardım. Ne çabuk. Ben o işi haftaya bitirirsin sanıyordum. Bitti bile. İyi. Çok iyi. Çok sevindim. Ya sen bu işi bayağı öğrendin. Sayende baba. Aferin, aferin. Sadık gelmedi mi daha? Demin aradı. Trafikteymiş. Birazdan burada olur. Misafirleri nasılmış? Harika bir çocuk diyor. Ha bu arada Sadık Avni Bey'le beraber gelecek. Avni Bey mi? Ha, hani şu karşı komşusu var ya. Ha evet hatırladım. Hani şu Saf Bey. Ha. Evet o, ta kendisi. Bize danışmak istediği bir şey varmış. Bize? Hı hı. Buyursun bakalım. Ne oldu Yusuf? İyi misin? Ne oldu buna ya? Aman, bu da post çıktı. Ay hanımefendi diye ağzını seveyim senin. Söyledik mi? Soğuk bir konu istiyoruz. Derhal. Başka? Evet. Senin de bir tane olmaya hakkın var öyle miydin? Ay Betüş. Kız bu annendeki enerji var ya sana da bana da taş çıkartır vallahi. Ay. Vallahi eğer annem bu yardımı Eda ve benim için yapıyorsa ona haksızlık ettiğim için gerçekten çok üzüleceğim. Suzan. Hı. Senin bugün pek mi keyfin yerinde yoksa bana mı öyle geliyor? Ay kız ne yalan söyleyeyim vallahi keyfim pek yerinde. peki bir sakıncası yoksa sorabilir miyim? Bunu neye borçluyuz? Ay kızlar ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır bakayım. Aman önemli bir şey yok canım. Ani beni bugün biraz kıskandı da ondan havaya girdim. Kimden? Aman gazete haberindeki metroseksüel erkeklerden. Komik değil mi? Allah sizi inandırsın bana ne dedi biliyor musunuz? O bu yuvayı kurtarırmış. Evelallah ölmemişmiş. Ay nasıl kurtaracak ben de çok merak ediyorum doğrusu. Aa acaba Sadık, Yavuz ve Kendal Bey'le konuşmak istediği konu bu muydu? Kendal'la mı? Aa. Ne alaka? Hayır çünkü bugün biz Sadık'la evden tam çıkarken koşa koşa Avni Bey geldi. Ondan sonra da Sadık Bey sizinle mutlaka bir konuda konuşmam lazım. Fikrinizi almam lazım. Sizinle geliyorum diye peşinden gitti. Beraber gittiler. Ay Suzan ister misin Avni Bey metroseksüel olup gelsin?
dediğim gibi metroseksüelliğin bir de androjen yönü varmış ama ben tabii, o kadar uzun boylu düşünmüyorum. Haklısınız tabii. Ya bu odada kimse yok. Yavuz herhalde kendi abinin yanında. Hemen kendi abinin yanına gidelim. Metroseksüel olmam için zaman daralıyor. Ya bu ne acele Avni Bey, bir durun Allah aşkına. Bu metroseksüel nasıl bir erkek modelidir pek anlamış değilim. Yani bir günde böyle bir erkek olabiliyor musunuz? Oluyor herhalde. Yani olunması gerekiyor. Olunması gerekiyor, yoksa ben Suzan'ı metroseksüel bir erkeğe kaptıracağım. Hemen gidelim kendi abinin yanına. Ya bakın tamam gidelim de Kendal Bey müsait mi acaba? Müsaittir, o müsaittir. O devamlı müsaittir. Yaz için yeni bir reklam kampanyası başlatmayı düşünüyorum. Farklı ve ilgi çekici olmalı. Tamam baba, bununla ben ilgilenirim. Avni Bey lütfen. Çok özür dilerim Kendal Bey. Merhaba Yavuz. Merhaba dostum. Hoş geldiniz Avni Bey. Merhaba. Kendal Bey, Avni Bey'in bize danışmak istediği bir konu varmış da. Buyurun. Böyle oturun. Yavuz bahsetti. Konu neymiş ben de çok merak ediyorum. İsterseniz bu konuyu Avni Bey anlatsın. Çünkü bu benim pek anlamadığım bir konu. Bu yüzden de yardımcı olamadım kendisine. Rahat olun Avni Bey. Nedir konu? Konu metroseksüel erkek. Yani her gün gazeteler, dergiler yazıyor ya, şimdi modaymış. Erkekler hani kuaföre gidiyorlar, pedikür, manikür yaptırıyorlar. O lüzumsuz haberler benim de gözüme takılıyor ama anlayamadım. Sizinle alakası ne? Avni Bey metroseksüel bir erkek olmak istiyor. Of. Saat kaç oldu? Nerede kaldım Kerem? Ekti işte, ekti. Oğul canıma değsin. Kerem beni ekmez canım. Hem sen kendine bak. Tuğçe de hala gelmedi. Geldi bile. Şiştin mi? Abi, karısının yanında terbiyeli konuşur musun? O bir şey anlamıyor ki. Anlasa da anlamasa da dedikodu yapmak ayıp bir şey Cem. Merhaba. Sen mi geldin? Oh canıma değsin, sen şiştin. Hoş geldin Kerem, seni Chris ile tanıştırayım. Sonra çıkalım. Hi, my name is Kerem. Nice to meet you Kerem, I'm Chris. Galiba ben bunu anladım Çilek. Tanıştığımıza çok sevindim diyor. Milli kıyafetiyle gelmiş, sakın gülme. İyi de gezmeye bu kıyafetle mi gelecek? Sahi ya. Mecburen böyle gelecek. Çıkar pantolon giy denir mi? They are talking about your skirt, Chris. Very nice, very nice. Do you like? I can give it to you. No problem. No. Yes. No. Yes. No, no, no. Yes, yes, yes. Oh no, oh my God. Kusura bakmayın Avni Bey, size pek yardımcı olamadım. Yani gördüğünüz gibi Avni Bey, metroseksüellikle ilgilenmiyoruz bizler. Hem bunların hepsi fani şeyler dostum. Bak bugün metroseksüeller çıkar, yarın kent seksüeller, köy seksüeller. Bunların hepsi laf kalabalığı. Evet, yani biliyorum ama bugün benim mutlaka metroseksüel olmam gerekiyor. Yani karım çünkü bu tiplerden hoşlanıyor. Ne bileyim, böyle canti giyineceksin ya da tikimiki. Ellerin ayakların havalı, bakımlı olacak. Saçlar da öyle. Ne bileyim, ellerin böyle cepte yürüyeceksin. Bak Avni Bey, gördünüz mü? Siz meseleyi kavramışsınız. Demek ki bize soracağınız bir şeyler kalmamış artık. Biliyorum da yani bir eksiğim var mı diye sormaya geldim. Bir de yani birden böyle metroseksüel olursam acaba bunu kaldırabilir miyim? Yani komik duruma düşersem Suzan'ı kaybedebilir miyim diye soracaktım. Kusura bakmayın ama nasıl göründüğünüzün ne önemi var? Bence de dostum, hem insan içerisinde sade bir karakter taşıyorsa başkaları için süslü olmasının ne anlamı var? Avni Bey bakın, Suzan Hanım sizin bu halinizden hoşlanıyor. Sizi böyle seviyor. Ne gerek var kendinizi değiştirmeye? Yani şimdi Betüş, Tarkan'ı beğeniyor diye benim onun gibi giyinmem ya da saçımı horoz ibiği gibi onun gibi yapmam komik olmaz mı? Affedersiniz, haklısınız ama ben şansımı denemek istiyorum. Çünkü bu evliliği kurtarmak istiyorum. Yani bunun için de bir değişiklik yapmam lazım. Madem metroseksüel erkek bilginiz bu kadar, ben de kendi bilgim kadar olmaya çalışırım. Hoşça kalın. Impossible, asla! Impossible, asla! Selam. Chris bu mu? Ne kadar tatlı bir iskoç. Tuç,
şunu. Hello, my name is Tuğçe. Nice to meet you, Tuğçe. I'm Chris. Hıst! Hıst? Yani oha, ağır ol bakayım. Chris ne kadar ince ve nazik ama sen niye bu kadar kabasın anlamadım Cem. Ama Tuğçe... İngilizce bilmiyorum ama abim Chris'in eteğiyle dalga geçti. Ama galiba Chris yanlış anladı. Abimin eteğini beğendiğini sanıyor. Bu yüzden eteğini ona hediye etmek istiyor. Gülme Tuğçe ya. Bari sen Chris'e bir şey söyle, eteğini bana vermesin. Ne olur bir defa bizden yana davran Tuğçe. Cem Chris'e hiç misafirperver davranmamış. Onu gezmeye götürmek bile istememiş. Hatta gece aynı odada yatacaklar diye hepimize kötü davrandı. Öyle mi Cem? Ne işi var benim odamda? O çileğin misafiri. O bizim ülkemizin misafiri. Sana çok kızdım. Böyle bir davranış sana hiç yakıştıramadım. Hem bu defa sizden yanayım arkadaşlar. Ceren, yukarıdan Cem'in bir pantolonunu getirir misin? Tabii, hemen. Niye ki? Çünkü dolaşmaya gittiğimiz zaman sen Chris'i kırmayıp onun eteğini giyeceksin. O da senin pantolonunu giyecek. Ya Tuğçe, şimdi şakanın sırası değil ya. Ne şakası? Ben gayet ciddiyim. Yoksa beni bir daha göremezsin. Ben misafirlere kötü davranan bir arkadaş istemiyorum. Thank you for your skirt, Chris. Cem like it very much. You can give it to him. I'm so happy. Ne dedin Tuğçe? Eteğini Cem'e ver, çok sevinir dedim. Yaşa Tuğçe. İşte geldim, buradayım. It's my brother's gift for you. Thank you Cem. Ya bana bunu yapamazsınız, soyunma. Yes, yes. Ya soyunma, yes. Ya soyunma. Ya istemiyorum. Ver bu, ver bu. Yes, ya istemiyorum, yes, soyunma. Yes, bak kardeşim, yes, soyunma, yes. Aile var be. Ya soyunmasana ya. Yes, yes. Yes. Cem, hepimize, özellikle de Chris'e bir özür borçlusun. Bunu da böyle dileyeceksin. Tabii beni seviyorsan. Çok soyun. Yes, yes. Yes. İstemiyorum. Acaba giymedi mi? Giyecek, göreceksiniz. Sadece içine sığmaya çalışıyordur. Acaba çok mu ileri gittik? Şaka deyip vaz mı geçsek? Oyun bozanlık yok Kerem. Hmm. Zaten üstüne uzun bir palto giyer, altındaki etek de görünmez Kerem. Görün olursa da İskoç gibi davranır. Biz onu idare ederiz. Yeter ki dersini alsın. Hem Chris'e de ne kadar misafirperver olduğumuzu gösterir. Nasıl Yunanlar geldiğinde onlarla sirteki yapıyorsak, İskoçlarla dostluğumuzu onların milli kıyafetlerini giyerek gösterelim. Hem zaten Atatürk biz çocuklardan sevgi, barış, hoşgörü, dayanışma bekliyor. Yoksa dünya nasıl güzel olacak? Aferin benim güzel kızıma. Ne güzel şeyler anlatıyor. Bu arada sen dışarı böyle mi çıkacaksın Çilek? Evet. Çileklerin kreşi 23 Nisan'da korteje bando takımıyla katılacak. Çilek de bu kıyafetini çok sevdi. O yüzden çıkarmak istemiyor. İyi de 23 Nisan'a daha kaç gün var? Olsun, ben onları hep giyeceğim. Abi. Ay sağ olun, çok etkilendim. Hadi yürüyün. Pardon, müsaade eder misiniz? Tabii hanımefendi. Nasıl? Hoşunuza gidiyor mu? Tamam. Ve işte o gün gelmiş. Dudu Prenses, Taci'ye onu eski haline çevirecek öpücüğü vermeye karar vermiş. Ay, çok heyecanlı dede. Evet ama sus da dedenin dinleyelim. Hadi babacığım, sen devam et. Taci'nin kalbi neredeyse duracakmış. Dudu Prenses Taci'ye demiş ki... Artık seni affettim Taci. Bu öpücük seni düzeltecek ve eskisi gibi kocam olacaksın. Ben geldim. Ya Perihan teyze, en güzel yerinde geldin. Aa, neyin en güzel yerinde? Ne oluyor burada ayol? Olamıyor Perihan, olamıyor. Dedem bize anneannemle ilgili çok güzel bir aşk masalı anlatıyordu.
Ya evet. Ya belki babamın kendi kendine uydurduğu bir masaldı ama çok duygusal, çok romantikti. Aa, hay Allah. Keşke gelmeden önce haber verseydim. Ama nereden bilebilirdim? Geçiyordum. Nasılsınız acaba diye bir uğrayayım dedim. İyiyiz Perihan teyze, teşekkür ederiz. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim de aman çok üzüldüm bak şimdi. Önemli değil Perihan. Demek ki bu masalın sonu iyi bitmeyecek. Orası hiç belli olmaz Taceddin Bey. Sonu kötü biten masal yoktur. Yoktur. Umarım öyle olur. Ben dünyaya geldiğimde dedem eskisi gibi görünür. Umarım. İnşallah, inşallah. Dudu nerelerde Allah aşkına çocuklar? Yok, bil bakalım nereye gitti. Betüş'ün kafesinde yardıma gitti. Dudu, yardıma. Periler aşkına. Ya esasında ben gidecektim kafeye yardıma ama o bana kıyamadı. Kendisi gitti. Bugün pek iyiliği üstünde. Acaba bilmediğimiz bir halt mı yedi? Sihir mihir olaylarına girip onu mu kamufle ediyor? Anlayamadık bir türlü. Aa, bana gelen bilgilere göre gerçekten de hiçbir kötü sihir yapmamış. İyilik yapması da cabası. Aa, kadının huyu mu değişiyor ne? Bilemiyorum ama bir gidip göz kulak olsan iyi olur. Benim tanıdığım Dudu kolay kolay değişmez. Evet, ben de gözlerimle görmeden inanmam. Hemen gidip bakacağım. Ay dur Perihan teyze, biz de seninle beraber çıkalım. Yavuz gelmeden eve gidip yemek yapmam lazım. Hadi oyalanmayın, bir an önce gidin. Masalın sonunu dinlemeye geleceğiz. Sonra görüşürüz dedeciğim. Görüşürüz canım. İyi akşamlar, iyi akşamlar Dudu'cum. İyi akşamlar Suzan. Dudu Hanım, duyduğuma göre sabahtan beri buradaymışsınız. Evet öyle oldu ve zaman su gibi akıp gitti. Yani yorulmadın mı hiç? Yok, yorulmadım. Ayrıca iyi geldi biliyor musun? Kafam dağıldı. Vallahi sabahtan beridir bir dakika durmadı. Arı gibi bir orayı bir burayı bütün işleri yetişti. Ay buna çok sevindim işte. Eksik olma. Annelik işte. Evlatlarım için küçük bir katkıda bulunabildimse... Ne mutlu bana. Ay, bu arada benim gitmem lazım Betüş. Kusura bakma ama eve yemeklik falan bir şeyler alacağım. Tabii Suzancığım, sen çıkabilirsin. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Bu arada her şey için çok teşekkür ederim Dudu teyze. Hadi hepinizi öptüm. Hadi canım. Hadi güle güle. Teşekkürler. Betüş'cüm sen kapatmıyor musun? Birazdan kapatacağım Perihan teyze. Annemle yalnız konuşabilmek için Suzan'ın çıkmasını bekledim. Anneciğim oturur musun? Aa, ne konuşacağız ayol? Bugünü. Anne, sana hem Eda hem de kendim adına çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Ay ne teşekkürü? Annelik görevi bu. Duducuğum, biliyor musun? Bugüne kadar yaptığın her kötü sihir için seni cezalandırdık. Ama bu defa içimden bir ses seni ödüllendirmem gerektiğini söylüyor. Ah, işte beklediğim an. Ay Perihan'cığım, ben bütün bunları ödüllendirilmek için yapmadım. Biliyorum Duducuğum. İşte zaten bu yüzden ödüllendirilmeyi hak ettin. Şimdi dile benden ne dilersen. Yok yok. Hiçbir şey istemem. Hayır Duducuğum, isteyeceksin. Çünkü sen bunu hak ettin. Aa, anneciğim yerinizde olsam bu fırsatı kaçırmazdım. Ben de kaçırmayacağım zaten. Hiç renk vermeden bu iyiliği niye yaptım sanıyorsunuz? Ay salak mıyım ben? Sabahtan beri belim koptu çalışmaktan. Düşündün mü? Ay, bakayım düşüneyim. Aa, düşündüm. Bana şu yeni çıkan peri kitabını hediye edebilir misin? Özel sihirler ansiklopedisini mi? Aa, işte onu. Çünkü bazı yaşlı ve kıdemli perilerin elinde görüyorum. İçinde yeni yeni sihirler varmış. Ama bana okutmuyorlar Perihan. Tabii okutmazlar. Çünkü o kitaptaki sihirler çok kuvvetli sihirler. Onu ancak güvenilebilir periler yapar. Başka perilere yasak. Aşk olsun. Bana güvenmiyor musun? Ay Perihan teyze, bence annem bir defalık olsun güvenilmeyi hak etti. Güvenelim öyleyse. İşte istediğin kitap bu. Ay. Yalnız
o kitaptaki sihirleri kötüye kullanır, bizi aldatmaya kalkarsan, onu senden sonsuza kadar geri alırım, haberin olsun. Anlaştık mı? Ha, anlaştık. Söz veriyorum. Ya yeter artık, gülmeyin ya. Zaten sizin yüzünüzden rezil oldum. Niye gülmeyelim abi? Şu haline bak. Bütün İstanbul'da İskoç gibi davrandın. Meğer senden çok iyi oyuncu olurmuş. Bence de. Merhaba çocuklar. Merhaba. Cem, bu ne? Chris'in eteği. Chris sana kendi eteğini hediye etti. Aa, demek sen de onu kıramak için o eteği giydin. Abi benim olma işte, misafirperverlik dediğim böyle olur. Ya ne misafirperverliği baba ya, zorla giydim. Bir de yetmezmiş gibi bütün İstanbul'u bu halde dolaştım. Ama İskoçmuş gibi davrandın. Halini görecektiniz, çok eğlendik. Nice, nice, very nice. Ya ben üstümü değiştirmeye gidiyorum. Cem çabuk gel oğlum. Çilekçiğim sen de hemen üstünü değiştir bakalım. Çünkü şimdi hep beraber, ya bilmiyorum bugün eğlendiğiniz kadar eğlenir misiniz ama Luna Park'a gideceğiz. Hey ya! Chris, now we are going to fun fair together. Abi, gel şu formaları al elimden, elim kolum dolu, gel. Abi hadi, yoruldum ha. Aa. Nerede ki bu adam? Alo Avni, neredesin? Neredesin? Çabuk eve gel, tepeleyeceğim seni. Avni! Cevap versene bana. Tam arkandayım canım. Hı? Uf, ay Avni saçmalama akşam akşam. Vallahi billahi sinirim tepemde, yorgunum zaten. Neredesin, gel çabuk. Tamam Suzan, fazla konuşmayalım. Çok yazmasın. Zaten kuaför masrafları çok. Ciao. Nasıl? Metroseksüel olmuş muyum? İdealindeki erkek bu mu? Ay abim saçmalama, bu şey hiç de sana benzemiyor. Alışman gerekiyor Suzan, bundan sonra böyle erkek olacağım. Alışacaksın Suzan, elleme bozulur. Ha, aklıma gelmişken bu akşam sofrayı kurma, dışarıda yiyeceğiz. Hadi ben bedroom'dayım. Bakayım. Dudu, o kitaba bakışlarını hiç beğenmiyorum. Yoksa sen o kitabı Perihan sana versin diye mi o kadar iyilik yaptın? Ay ne sandın? Ah yazıklar olsun. Gözümüzün içine baka baka hepimizi kandırdın. Ay kanmasaydınız şekerim, o sizin sorununuz. Yine kötü sihirler mi yapacaksın? İyi mi kötü mü söylemeyeceğim, yoksa gidip Perihan'a yetiştirirsin hemen. Hah, aradığımı buldum. Neymiş o? Aa şey, söylemeyeceğim işte. Nereye gidiyorsun? Bari onu söyle. Ay yukarı. Ay merak etme, kaybolmuyorum, buralardayım. Ay hep de merak eder beni. Ne haltlar karıştırıyor gene bu. Kesin bir muzurluk düşünüyordur yine. Eh Dudu bu. Başka ne beklersin ki? İşte aradığımı buldum. Bu sihri yaptım mı Perihan etkisiz hale gelecek. Ve istediğim sihri Perihan'dan ceza alma korkusu olmadan yapabileceğim. İçimden bir ses başımız dertte diyor. Eyvah, bu işi ancak Perihan halleder. Ne yapsam da ona bir haber uçursam. Merhaba Taceddin'ciğim, nasılsın? Zamanlaman harika Perihan, iyi ki geldin. Hayırdır? Dudu'ya verdiğin o sihirli kitap var ya... Şatoya geldiğinden beri Dudu gözünü o kitaptan ayırmadı. Kesin gene bir şeyler çeviriyor. Hatta gözümün önünde olmasın, yaptıklarını sana yetiştirmeyeyim diye... ...kitabı aldı, yukarı çıktı. Bunu tahmin etmiştim. Nasıl yani?
Yani önlemimi almıştım diyelim. Ben Dudu'nun isteğini yerine getirirken, yani ona o sihirli kitabı hediye ederken blöf yaptım, blöf. Yani onun gerçekten iyilik yapmaya başlayıp başlamadığını anlamak için. Gördün işte, bütün o iyilikleri daha güçlü sihirlerin olduğu o kitabı almak için yapmış. Üzülme Taceddin'cim. Ben ona gerçek sihirli kitabı hediye etmedim ki. O kitapta yazan sihirlerin hepsi uydurma. Hiçbiri tutmaz. İnanmıyorum Perihan, sen ne akıllı bir perisin. Sağ ol Taceddin'cim. Şimdi içimden bir ses bana çok eğleneceğiz diyor. Hadi sihirli aynadan Dudu'nun yaptığı, daha doğrusu yapmaya çalıştığı sihirlere bir bakalım. Evet, oldu da bitti. Yarından itibaren Perihan'ın bütün gücü bitecek. Ve yaptığım hiçbir sihir için beni cezalandıramayacak. Ben de bildiğimi okuyacağım. Yaptığı sihre bak yahu, bu peri değil, cadı, cadı. Telaşlanma Taceddin'cim. Yarından itibaren Dudu'nun yaptığı hiçbir sihir tutmayacak. O sihir yaptıkça her tarafında çiçekler açacak. Perihan'ı kandırmak, ona sihir yapmak neymiş görecek. Oh, oh, oh ya. Oh, bayağı yorulmuşuz ha. Aa, yorulduk ama çok eğlendik, öyle değil mi? Evet. Ya ne demezsin. Kabul et abi, sen de çok eğlendin. Hem artık Chris'e iyi anlaşıyorsun. Yok canım, ben babamdan ayıp olmasın diye Chris'e iyi davrandım. Hmm, anlıyorum. Onun için mi düşerken onun elinden tutup yardım ettin ha? Onun için mi Fenerbahçe formasını arkadaşına hediye ettin? Bu bir taktik. Takımımın adı İskoçya'da duyulsun diye. He is my best friend. Ne dedi? Cem benim en iyi arkadaşım dedi. Bak benim için geldi ama senin en daha iyi arkadaş oldu. Bunu söylemekte ne var abi? Kabul et, ikiniz iyi arkadaş oldunuz. Aslında evet. Ben de onu çok sevdim. Odamı hiç tanımadığım biriyle paylaşacağım diye huysuzluk yaptığım için utandım. İşte sana da bu yakışır oğlum. Demek ki bu evde 23 Nisan'a kadar herkes kardeş kardeş geçinecek ha? Evet. Çocuklar, bakın şunu hiçbir zaman unutmayın. Ülkeleri birbirinden ayıran coğrafi sınırlar olabilir ama kardeşlik, insanlık ve arkadaşlık için böyle sınırlar söz konusu değildir. Bu yüzden hep barıştan yana olalım. Eğer böyle düşünürsek, böyle yaşarsak dünya çok daha güzel olur. Come on, Chris. Çak çak. O gece annemin ve babamın sözleri hepimizi çok etkiledi. Ben de bunları unutmamak için bir günlük tutmaya karar verdim. Okuma yazmamız olduğu için şimdilik günümü sihirli mürekkebimden tutuyorum. Chris bize geleli bugün tam 5 gün oldu ve annemin dediği gibi kardeş kardeş geçindik. Abim ona zeybek oynamayı öğretti. Ablam ona Türk masallarını İngilizce anlattı. Firuze ablaya gelince ona Türk mutfağını tanıtacağım diye onu neredeyse boğuyordu. Bugün 23 Nisan. Sabah annem, babam, ben, Chris hep beraber törenlere gittik. Kreşin en güzel trompet çalan kızı bendim. Döndüğümüzde artık vedalaşma vaktiydi. Chris ülkesine dönüyordu. Chris benim misafirimdi. Ama ben İngilizce bilmediğim için onunla pek fazla konuşamadım. Bu yüzden onu herkesten gizli sihirledim.
onu sihirlen Türkçe öğrettim. Bana bu sırrı saklayacağına söz verdi. Artık o dilimizi bilen bir İskoç. Chris'i hepimiz özleyeceğiz. Bu arada Avni amcalar ve anneannemler 23 Nisan törenlerine gelemediler. Çünkü Avni amca hala metroseksüel ve Suzan teyze onun eski haline dönmesini istiyor. Anneannemi hiç sormayın. Perihan teyze ona öyle bir ceza verdi ki ne zaman sihir yapmaya kalksa her tarafında çiçekler açıyor. Şimdi çiçek bahçesi gibi geziyor ve Perihan teyze onu affetmesi için yalvarıyor. Teyzem de yaramazlık yapmasın diye hala bebeğine masallar anlatıyor. Şimdi kimse benim sihirli günlük tuttuğumu anlamadan yatmam lazım. İyi geceler günlük. Artık sana hep yazacağım. Sihirli annem.